Sinan Ateş iddianamesiyle ilgili. Bir de Cumhurbaşkanı'yla yapmış olduğumuz görüşmede generallerin durumunu dile getirmiştiniz ama bazı haberler yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuyla ilgili ben talimat verdiğim şekilde diye size böyle bir yanıt oldu mu kendisi? Öncelikle değerli arkadaşlar, iki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu görüşmeleri engellemiş olursunuz. Ben gazetecilik merakına sonuna kadar saygılıyım. Ancak konunun, sorunun cevabına bu kısmı için, daha doğrusu bu cevap için muhatap ben değilim. Benim söylemem doğru olmaz. Ben sadece kendimin ne yaptığını söyleyebilirim. Ben detaylı bir dosya hazırlamıştık. O dosyayı Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede gündemimize aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim. Dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili diğer detaylar aleniyet kazanabilir. Ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ama herkesin içi rahat olsun. Gezi davasında da, 28 Şubat davasında da yaşanan hukuksuzluklar ve toplumdaki tüm beklentiler. Yani önceden bir gündem hazırladığımızı söylemiştim. O gündem içindeki herhangi bir madde konuşulmadan o toplantıdan ayrılınmadı. O gün de söylemiştim. Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım. Diğer sorunuz? Sinan Ateş iddianamesi. Şimdi Sinan Ateş iddianamesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma ve kapsamlı bir açıklama yapacağız. Ancak iddianame hem aileyi son derece rahatsız etmiştir, hem Türkiye'deki gerçekten adalet isteyen herkesi rahatsız etmiştir. İddianameyi hazırlayan savcının görevi şudur arkadaşlar: delilleri toplamak, şahitleri dinlemek, soruşturmayı genişletmek ve en geniş şekilde yargılanma safhası gelmeden önce iddianameyi hazırlamak. Kamuoyunun kapsamı savcıdan geniş arkadaşlar. Sizler savcıdan daha çok şey biliyorsunuz. İddianamenin özelliği şudur: İddianameyi okuduğunuzda haber yaparsınız. İddianame ile ilgili yapılan haberler iddianamede bir şey olmadığına yönelik. Normalde ne beklersiniz? İddianame ile birlikte gizli yürütülen önemli bir soruşturmada yeni bilgiler öğrenmek istersiniz. İddianamede yeni bilgiler yok. Sizlerin her birisi, burada bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalemi alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu arada Sayın Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi, bizden bir randevu talebi olmuştu. Kendisiyle bugün görüşeceğiz. Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı buluruz. Sayın Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iade ziyaretine ilişkin bir tarih belirlendi, bir gelişme var mı? Yani o bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır. Efendim, bir de son Filistin'e gireceğini söylenmişti. 16 Nisan ertelendi. Evet. Var mı bir gelişme? Atkı da takip ediyorsunuz. Var. Atkı Deniz Gezmiş'in Filistin davasındaki duruşunu hatırlatmak üzere taktığımız ve o duruşu devam ettirdiğimize yöneliktir. Biraz önce Deniz Gezmiş'in arkadaşları, Filistin'deki arkadaşı İsa'nın, Deniz Gezmiş'in istediği Filistin şiiri kitabının Türkçe'ye çevrilmesinden sonra o kitabı alıp Deniz Gezmiş'in vefatından sonra hayatının sonuna kadar saklamış, ölüm döşeğindeyken 2 sene önce oğluna emanet etmiş.
Türkiye'de deniz gezmişin yolundan giden birini bul, bu kitabı var diye. Geçen hafta bana Filistinli öğrencilerin başkanı geldi ve İsa'nın oğlu bu kitabı size vermemi istedi dedi açıklamalarımdan dolayı. Biz o kitabı aldık ve benden sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına teslim etmek üzere partimizde, hatta müzemizde, yıpranmaması için, kaybolmaması için müzemizin kaydını alacağız. Müzemizde sergileyeceğiz ve benden sonraki sayın genel başkana devir teslim sırasında arz edeceğim. Çünkü deniz gezmişin yolu bütün Cumhuriyet Halk Partililerin yoludur. Efendim, görüşmeden sonra bazı iddialar da ortaya atıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP için de bir karışıklık planı olduğu şeklinde bazı yorumlar da yapılıyor ama sizin değerlendirmeniz ne olur bu konuyla ilgili? Arkadaşlar, bu tip yorumları bazen duyuyorum. Bunlar eski zamanlarda 47 yıl seçim kazanamamanın verdiği özgüvensizliği atamamış bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri. Türkiye'nin birinci partisini %38 oy almış bir partiyi. Gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar özgüvensiz dönemden kalan meseleler. Kendimize güvenimiz tam. Kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz. Çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Hiç kimse korkmasın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti, tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle özgüvensiz sorularla, özgüvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var, daha iktidar olacağız. Teşekkür ediyorum.